Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz karşınıza böyle gülerek hoplayarak zıplayarak çıkmayı isterdim yani sonuçta Türkiye'de bir şeyleri değiştiren çok uzun yıllar sonra bir şeylerin değiştiği değişme umudu veren bir gün yaşadık iki gün önce. Dolayısıyla insanlar tabii biraz umutla dolu, ümitle dolu filan. Nerede böyle biraz Türkiye'de zaten sevinmeye filan kalksan AKP gelip burada sevinen insanlar var. Hemen bunların içine sıçalım filan deyip ortama sıçıyorlar öyle bir özellikleri var biliyorsunuz. O habere geçeceğim. O haber zaten asıl konu olan ama siz entro olsun bu. Siz de like mic atın arkadaşlar. Onlar ne varsa işte abonelik filan çay çorba, Patreon, Paypal, Maypa ne varsa işte. Yapıyorsanız sonra da ben sesli gazeteye geçeyim. Malum haber aslında günün en önemli haberi. Bu haberi dün gördüm. Aslında ne olacağını da bir önceki belediye seçimlerinden daha önceki belediye seçimlerinden filan biraz da AKP bizi alıştırdı biliyoruz. AKP'nin ne mal olduğunu da biliyoruz. Ne kadar şerefsiz, ne kadar çiğ, ne kadar iğrenç şerifler olduklarını. Ee, o milli irade dedikleri şeyin aslında sadece kendileri olduğu zaman milli irade oldu. Başkalarının iradesi olduğu zaman umurlarında olmadığını da zaten gayet iyi biliyoruz. Zaten AKP de bize bunu öğretti. Daha önceki seçimlerde kaç tane belediye başkanı HDP işte bu gündem oldu. Seçilmesine rağmen biliyorsunuz onlara kayyım atadılar. Çatır 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 kayyım atadılar. Ee, i̇ki gün önce zaten daha seçimlerin olduğu gün böyle bir haber çıktı. Van'la alakalı. Yani dedim ki çok fazla bakmayın ben ya buna. Yani inşallah bu haber çok fazla önüme düşmez. Yani ne kadar az önüme düşüyorsa hani sonuçta Twitter ortamı sanki biraz daha az gündem oluyordur veya biraz daha fevri bir haber olarak kalır falan diye düşünüyordum ki arkadaşlar. Demin olan oldu. AKP diş geçirebileceği kim var şimdi ona bakıyor. Şimdi böyle bir şey mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapamaz veya AKP'den CHP'ye geçen CHP'nin kazandığı yani kısacası herhangi bir belediyeye gidip çökemez kayyım atayamaz ama şu anda geçen seferde olduğu gibi Kürtleri sahipsiz gördüğü için ee, özellikle onlara yapıyor. Ee, adam seçilmiş. 2 gün önce seçilmiş yani bu adam. Yüzde %55 oy almış. O şehrin yüzde %55'i demiş ki bu adama oy veriyorum ben demiş. Ben bu adamın seçilmesini istiyorum. Benim iradem bu yönde demiş. Van İl Seçim Kurulu mazbatayı seçimi kaybeden AKP'li Abdullah Arvas'a verdi. Bir de utanmadan kaybedene veriyor ikinciye veriyor yani şey de demiyor tekrar yap, seçimler tekrar tekrar yapılsın demiyor İstanbul için yaptılar değil mi yani tekrar yapılsın <laughs> en azından Dem Parti'nin kazanan adayının hukuki bir sorunu var bu sefer en azından başka bir Dem Partili kazanır onu çok iyi bildiği için halkın orada Dem Parti'ye vereceğini çok iyi bildiği için böyle halkın iradesine ipotek koyuyor. Diyor diye bu şerefsiz iki gün önce, üç gün önce şerefsizin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Üç dört gün önce yani işte seçimlerden iki üç gün önce. Ne diyordu? İşte Kürtlere diyor ki işte irade, oy, oylarınıza, iradenize ipotek koyduranlara işte engel olun filan diyordu. Geldi kendisi koydu ipoteği. Zaten bunlar bir üç gün beş gün doğru duramazlar. Yani adam çıkmış diyor ki AKP'den işte seçim sonuçlarına tabii ki saygı duyuyoruz. Sandıktan çıkan irade filan diyor. Yani istiyor ki AKP ne kadar namuslu olduklarını aslında kendileri de biliyorlar. AKP'nin sandıktan çıkan sonuca razı olmasını, buna saygı duymasını sanki biz büyük bir erdemmiş gibi algılayalım. Ulan zaten ya saygı duyacaksın. Köpek başka bir ihtimali mi var? Normal bir ülkede başka bir ihtimali mi var? Bir de bunun için sana teşekkür mü edeceğiz yani? Evet, ya, teşekkür edeceğiz, saygı duyduk. Ama o kadar namuslu, şerefsiz, arsız herifler ki bunlar. Artık bu hale geldi. Ulan sonucu tanıdı ya filan. E çünkü bunun başındaki e, e herif anayasa mahkemesinin kararını tanımıyorum, saygıda duymuyorum diyen bir adam yani. Heh, şimdi Şırnak'ta yapacaklarını yaptılar. Dört, kaç tane? 400, 500, 1000, 1500 tane Orada yerli halk adamların suratına baka baka yazıklar olsun size diyor. Utanmaz herifler diyor. Orada bir haberler yazmış hemen o devletçi e, haber kanalları işte. işte Türk askerine bilinen Türk askeri lan. 500 tane devşirme adam getirdi. 1000 tane 1500 tane asker olsa ne aşçı olsa ne çiftçi olsa ne mühendis olsa veya çöpçü olsa Türk çöpçüsüne şunu dediler der misin demezsin ama ortalığı fitleyecek Türk askerine bilmem ne ne işi var onların orada dün de haber vardı yine evrenselde işte oy kullanmaya gel oy kullandırtmaya gelenler uçaklarla işte Şırnak'tan ayrılıyor falan diye Şırnak'ı kurtardılar şimdi Şırnak'ı kurtardılar ben Ahmet Türk acaba Mardin bir önceki seçimde kayyım atandı diye bekliyordum. Sırayladır belki. Van'a da adamlar yüzde 55 ya sonra da şimdi insanlar ayaklandı orada memnun değil tabii. ondan sonra insanlar daha çıkıyor bilmem ne oluyor telefon siz ne istiyorsunuz yani siz ülkede huzur olmasın istiyorsunuz tamam onu anladık yani ya bunun size de ucu dokunuyor bunu anlamıyor musunuz hala eğer bu andan itibaren yani Türkiye'deki tüm diğer partiler çıkıp bu kardeşim hukuksuzca yapılmış bir şeydir. Demin Özgür Özel demiş, demiş. Ama bunu yüksek bir sesle dillendirmezlerse, işte bugün o AKP'nin bugün yaptığı o şımarıklık, o geldiğimiz noktada devam edecek. Şimdi AKP, CHP'li bir belediye kayyım atayamıyor şu anda. Atamaz yani. öyle karşısına yine bir cephe oluşturmaz. Şimdi Kürtler onun için hafif savunmasız, o manada söylüyorum savunmasız. Oradan bir tane alır. Zaten CHP MHP sesini çıkarmaz. Ha CHP sesini çıkarıyor olabilse, İYİ Parti zümülmemizi çıkarıyor olabilse ona da yapamaz zaten. Biliyor çünkü. Ben Kürtlerin bir boy şeyine, belediyesine kayyım atadığım kimse sesini çıkarmayacak. İşte AKP'nin 15 yıldır ben şunu yaparsam kimse sesini çıkarmaz mantığından hareketle ülkede geldiğimiz nokta, ülkeyi getirdiği nokta. Muhalefetin sorumluluğu. Hani biz bugün seviniyoruz işte muhalefet CHP yıllar sonra ülkede işte çok büyük bir oy aldı birinci parti çıktı. Bu bir şey demek değil ya. Yani. Bu bir şey demek değil. Eğer CHP en yani hani mesela bu FETÖ söylemiyle yüz binlerce insan içeriye girdi. Polisler şunlar bunlar tamam mı 17-25 Aralık operasyonlarını düzenleyenler. Ben, CHP bunlarla ilgili ağzını bir kere, bir kere olsun açıp bir şey söylemedi. Şey gelince iyi o işte 17-25 Aralık tapeleri bilmem hırsızlıklar bunları kullanmaya geleceğim iyi ama bunları yapan işte savcısı bilmem nesi filan terörist diye içerilere atıldı. Bunlarla alakalı gidip bir ziyarette bile bulunmadı. Ne yaptı AKP ne dedi? Ulan dedi o zaman ben bunlara devam edeyim dedi. Heh. İşte CHP'nin sorumluluğu veya sorumsuzluğu veya muhalif partilerin. Dolayısıyla sen bunu herkes için yapmazsan, tüm ülke için yapmazsan senin hareket alanı kısıtlanacak. Bir şey yapamaz olacaksın. bugün Kürtleri yapılan, başka bir partiye de yapılan, sana da gelecek. Zaman zaman onların partisine de oldu. Yani. Bir de ikinciye veriyor yani. Yani şey de demiyor bunu, Dem Parti giremez, tekrar seçim olacak. Hadi Dem Parti de atıyorum bak, Dem Parti giremez, bir daha seçim olacak, bir daha oylama yapacağız demiyor. İstanbul için yapmıştınız ama namusuz herifler. Van Büyükşehir Belediye İş Başkanı Abdullah Zeydan ve beraberindeki partililere gaz bombalı müdahale edildi. Yani insanlar şimdi ayaklanacak haklı olarak. Ne olacak şimdi bunlar terörist mi olacak? Haklarını aradıkları için bu insanlar terörist mi olacak? Asker girecek oraya değil mi? Operasyon olacak bilmem ne. Kanlı bir şekilde bastırılacak. Veya o başarısızlığı bir yerden birilerinden çıkarması lazım Tayyip'in. Orada savunması insanları ezerek onların iradelerine e, şey koyarak böyle mi olacak yani? Ya bu insanlar Van çıkıp dese ki biz kardeş başka bir ülke olacağız ya bu ülkede kalmak istemiyoruz dese haklı değil mi bu adamlar ya? Ya illa insanların o ülkeden nefret etmesi gibi bir durum mu oluşması lazım? Yani iyi, ya Allah kahretsin ben bu ülkede yaşayamam yapamam artık ya bunu mu dedirtmeye çalışıyorsunuz yani? Eşşol eşekler işlerine gelince bir Kürdüz, Türküz gidiyor Kürtçe iki laf ediyor orada. Kür... Allah'ın belası adamlar daha 48 saat olmamış. Mazbata törenleri olmamış daha ya. Van Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye verilmesinden sonra şehirde olaylar büy büyüyor. E tabi yani Kürtler sonuçta haklarını da yedirmeyecekler ya. Yani. Van Belediye Başkanlığı görevinin DEM Parti'den AK Parti'ye geçmesi sonrasında sokaklarda olaylar çıkmaya başladı. Van halkından kayyum tepkisi. Van'da büyük Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Abdullah Zeydan yerine Mazbatan'ın ABD'li aday Abdullah Arvas'a verilmesi üzerine halk so sokağa döküldü. Sen bu adama veriyorsun bu Mazbatan'ı. Bu adam nasıl sokağa çıkacak bir de? Yani ne diye dolanacak orada belediye başkanı? Kim verdi sana bu yetki? Tayyip. Bak yangından mal kaçırır gibi. Şevki Yılmaz işte o bu örneğini vermiştik. Şimdi belediye seçimleri oldu. Kaybeden kaybetti. Ağlayan ağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. Cengiz Ergün sabah erken saatlerde belediyemize gelerek Maski'den 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştı. Adam bir katakulli yapıp işte AKP'li orayı şey MHP'li galiba orayı kaybeden belediye başkanı o Şevki Yılmaz'ın bir zamanlar dediği gibi CHP kazanırsa bunlara mı bırakacağız kasayı? O paradakileri o kasadaki paraları da çıkarmamız lazım diye yani namussuz biliyorsunuz bunlar çok Müslüman bir de. Umumun malına böyle böyle rahatça çökebilen adamlar. Bu adam da tuhaf bir şekilde belediyenin bütçesinden ödeme yapmak istiyor yani o adamlar da diyor ki lan şimdi CHP kazandı yani tamam mı? Şimdi yarın öbür gün bu iş benim başıma patlar. Ha işte bu fikir bu iş benim başıma patlar fikri olmadığı için bugün Türkiye'deki hukuksuzlukların temelinde yatan şey bu. Yani adam mesela pervasızca böyle bir ceza verdim. 15 yıl verdim sana 20 yıl verdim, 20 yıl verdim sana müebbet verdim. Bunların hiç ötesini berisini düşünmüyor. Çünkü şu an için çok rahatlar. Ama şu anda ne oldu? CHP şimdi kazandı ya. AKP'nin yıkılabileceği artık gidilebileceği şüphe eder oldu insanlar. Adam 400 milyon, 300 100, 130 milyon belediyenin kasasını boşaltmaya çalışıyor mazbata töreni olmadan. Adamlar korkmuşlar. 4 kişi varmış işte o ekibi işten çıkarmış hemen. Palas Pandras siz madem benim sözümü dinlemiyorsanız diye yerine getiren adamlar getirdiği adamlar onlar da yapmamış biz bu sorumluluğu alamayız yani 480 milyon 130 milyon bile ya yaptıramamış yani çok enteresan çok enteresan yani avukatın açıklaması. Evet Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'nun seçim standını ziyareti sırasında kendisine basket geri çekildiyen bu götü boklu bir karı vardı orada. Sizin kafanızdaki kırk tilki aynen şunu demiş. Sizin kafanızdaki kırk tilki benim kafamdaki bir topal tavşanı kovalayamaz diye. Hadi göt olmuş kalmış işte. Diyen MHP'li Arzu Karaalioğlu'ndan Aloğlu'na çakarlı araç tahsis edilen Sancaktepe Belediyesi dün CHP'ye geçti. İşte böyle şımarıklara tokat en, 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 en sevilen en tatlı olanı. Böyle şımarıklara böyle üstten bakanlara küstahlara böyle bir tokat böyle çok iyi geliyor, çok iyi oluyor. Onu seyretmesi de, onun sesini duyması da çok tatlı oluyor yani. İnsan oldu, insan gelmiş sana tebrik ederim. kimsin lan? Değil mi şimdi olsan bu hallere düşmezdin yani. Bir de triplere bak, yürüyüşü bilmem ne falan böyle. Erkek gibi. Ahmet Hakan eşeği de 7 Mart 2024 Pazar günü yani seçimlerden önce yazıyor tabi bu yazıyı. Bu yazı yazmıyor sadece bir cümleden oluşan işte şeyleri cümleleri arkadaşlar köşe yazısı gibi yıllardır bunu yapıyor yani böyle çok da büyük bir şey yok bunun yazısında. Ahmet Hakan gözlem yapıyor işte gözler İstanbul'a ve Ankara'ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir'de yaşanacak diyor. Hatay'da Lütfi Savaş çok esaslı bir tokat yiyecek diyor. Tamam bu. Hadi bunu diyoruz Çok esaslı da değildi yani orada. kıl payı kaybetti. Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak. İstanbul'da bilmem Muğla'da bir aydın ay aydın şaşırtması yaşanacak. İyi Parti Türkiye genelinde 3. parti olur. Dem yine oy kaybedecek. Yeniden Refah keşke diyecek. Arkadaş 15 tane tespit yapıp 15 tane tespit 15'i de hatalı olur mu ya? Ya bir insan yani bu, kadar mı? Bir de gazeteciyim diye geçiniyor bezerek. ki olayların içinde yani bir de değil mi? Siyasetin içindesin sen her gün oradasın, yayın yapıyorsun, haber buluyorsun, yayınlıyorsun. 15 tane tespit yaptın, 15'i de mi hatalı olur ya? <laughs> Murat Kurum için sahada çalışan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rezalet Bakanı zaten bu Rezalet Bakanı vermiş bu Vandaki şeyi, e, mazbata işte ona verilemez, kusurludur. Ne kusuru varsa, Ne neyi ne varsa yani. yani Seçilememez için ne gibi bir sebebi varsa Belediye Başkanı, seçimi kaybediyorsun haberin yok diyerek dalı geçmişti. İmamoğlu İstanbul'a çıkara farklı kazanırken Yılmaz Tunç'un memleketi Bartın'ı da CHP kazandı. İşte öyle şımarıklara bir tokat. Öyle bir tokat. Yılmazsız Tunç. Rezil olun. Daha da rezil olun. Seçim tahmini tutmayan işte Hakan Ural. Ha, Ahmet Hakan. Aynı bok. Hakan Ural'dan ilk yorum. Ayrışmadan, öfkelenmeden, saygıyla sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışan. Götüm ayağı çekiyor. Tabii orada artık göt olduğunu anladı bu. Birbirimizi kırmadan, sevmeden, e ne öyle götünden büyük konuşup duruyordun, osuruyordun öyle böyle olacak. Böyle Murat Kurum var kadacak, bilmem ne. Eşek biraz temkinli ol değil mi? Yani biraz, biraz rasyonel ol yani. Tamam birilerine yaranmaya çalışıyorsun onu anladık da yani. Yavşaksın sen de Ahmet Hakan da böyle. Ya bunu bir, bir düşünün yani. Olmazsa ne olur olma ihtimali var mı? Sırf bana dedikleri için bunu söylüyorum ya olmazsa rezil olurum filan. Yok hiçbir şey yok. Ve hala bunlar çıkıp televizyonda konuşuyorlar. Bir de şey canım cicimaya yapıyor böyle sevgiyle, hürmetle bilmem ne falan. Ha, sevgi, hürmet siz kaybedince böyle bir... de o zaman böyle hemen devreye giriyor yani cici görünmeye çalışıyorsunuz, sevimli görünmeye çalışıyorsunuz. Daha neyin olacağını da bilmiyoruz yani. Bak bandaki olaylar yani. Evet, Denizli'de CHP'li yeni başkan belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor. Bahtan geminin malları ya, ne yapmaya çalışıyorlarsa. Denizli'de %48 oy alarak seçimi AKP'li rakibi Osman Zola'nın 10 puan önünde tamamlayan CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu belediye çalışanlarına seslendi. Belediyenin bazı evraklarının dışarı çıkarıldığını söyleyen Çavuşoğlu herkes ayağını dengalsın alsın dedi. Yani CHP'liler, e Denizli'deki CHP'lilerin o şeyin önünde... Beklemeler lazım, nöbet tutmaları lazım. Kim ne çıkartıyor yani. Normal bu adamlar o kadar yolsuzluğa bulaşmış. Bütün belediyeler hangi paranın nereden geldiği, nereye ne ödeme yapıldığı, ne giriyor ne çıkıyor belli değil yani. Bir sürü yolsuzluk. Yani bir, bir AKP belediyesinin yolsuzluk için yaptığı işlem sayısı oradaki o belediyedeki hizmet için yaptığı işlem sayısından fazla. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu ne la? Fatih Erbakan bir tane tweet atmış. Genel merkezimizin seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklamamızı yaptık. Milletimizin tercihini milli görüşten ve yeniden refahtan yana kullanmıştır. Bir şeyler söylüyor. Sonra Fatih Tezcan denen troll de şey yapmış. Yüzde %5, %5 almış oyları bölmüş. Bir sürü ilçede FETÖ'cü PKK'lı ahlaksızları erken bayram ettirmiş. <laughs> Ağlayarak günlüğünü yaz bunu. Kıçına azok Gelmiş buraya hala milletimizin tercihini yeniden refahtan yana kullanmıştır diyor. Ya insan bari biraz olsun utanır da susar be. Utanma mı? sizde olmayan bir şey başkalarında varıyorsunuz Utanma duygusu. Ar damarı filan. Ulan dingil. Siz niye o oyları bölüyor da siz bölmüş olmuyorsunuz? Belki siz böldünüz oyları. AKP saadet bir şey neydi? yeniden e, Refah Partisi'nin oylarını böldü. Niye bölüyorsunuz adamların oylarını? Öyle adam olacaksınız. İlla istiyorsunuz ki bir tek bizim parti kazansın. Diğerleri hep yancı olsun. Biz onlara işte çökelim bilmem ne. Avucumuzun içinde bulunsunlar bunlar falan. Sizden başka kimsenin böyle bir yüzde beş, yüzde altı, yüzde sekiz, yüzde ona oy almaya hakkı yok. Değil mi? Siz çünkü çekip çeviremiyorsunuz öyle olunca. E zamanında Tayyip de Erbakan'ın partisinden ayrılmamış mıydı yani? yer Sinan Oğan'ın malikanesinin bahçesinden ilk görüntüler. Oğan burası 1 milyon 1 milyon dolardan fazla eder diyor. Azeri televizyonu gitmiş. Malikanesinde konuşuyor. Burada basketbol sahaları, bilmem ne, voleybol sahaları, bilmem ne var falan diyor. Şimdi bu malikaneyle alakalı yanaştı biliyorsunuz şeye. E, Tayibe Tayyip'e yanaştı. ikinci turda ben destekleyeceğim dedi. Ondan sonra bu arsa aldı, bilmem ne aldı, böyle bir sürü şeyler aldı. Londra'da evi var, şu var, bu var, arabalar falan. Türkiye'deki haksız hukuksuzluklar bilmem politikanın umurunda bile değil. Zaten alacağını almış adam. Yükünü yüklemiş yani. Ona yeter. Ölene kadar. Üç beş sülale yeter. Orada Azeri haberci, televizyoncu neyse gelmiş onunla konuşuyor yani. Ee, bu da bir, de dal geçer gibi bir, bir işte bu şey küstahlığı. Ümmetin liderine de bir ara böyle işte bin odalı bin odalı diyorlardı. Bir yerde çıktı demiştik ki yıllar önce bundan beş önce bin odalı değil bin iki yüz odalı. Yani ben bu bunu saklamıyorum yani. Bunu saklanacak bir şey yok. ben kötü bir şey yapmıyorum ya yani imajı vermek için. <laughs> Öyle de bir bana hırsızların özelliği bu. E, bu da aynı şekilde. Burası bir milyon, bir milyondan fazla burası. Ya yani iki üç milyon eder falan diyor yani. Ben bunu saklamıyorum diyor. Neyi saklayacaksın tabii Allah aşkına? işte cehennemin kapıları ne ne yapacaktı? Açılacak mıydı? Öyle bir şey diyordu değil mi? O cehennemin kapıları mı açılacaktı? Kapanacak mı diyordu? Böyle bir şey diyordu. Gördük biz o cehennemin kapılarıyla nasıl bir ilişki içindeymiş. AKP'li Sancaktepe Belediyesi seçimi kaybedince belediyenin iftar çadırını açmadı. Haklı tabii. İftarı niye veriyor yani Allah rızası seçimi? Ne Allah rızası lan? Oy vermemiş adam bana bir de ona cebinden para harcayıp iftar çadırı mı açacak ya? Yok öyle. Yok. İftar çadırı şimdi o yapılmayan iftarın parasını da kesin o yandaş olduğu için o iftar yemeğini hazırlayan ona zaten vermişlerdir bak. Bak yani bunlar da günah otomatik olarak zaten devam ediyor. Yani o eylemi yapmasına bile gerek yok o hesap açık o sürekli böyle faiz gibi o günah onların haznesine yazılmaya devam ediyor. Kesin öyledir. Neyse vermemişler güya sorsan işte fakir fukara neyse düşkün veya işte hani e, böyle herkes bir araya gelsin şey olsun kardeşlik sevgi dostluk bir arada yesinler falan yani özü budur değil mi yani Ramazan'ın orucun falan <laughs> bu, bu herif direkt direkt şey yapmış ya o kadar moralleri bozulmuş ne verecek tabi. Bir de oy vermemiş. Size iftar mı iftar yok. Düşün yani. Daha iftar iftar çadırını açmam yani açmıyor bundan dolayı. Şimdi nasıl kinlenmiştir yani o halka karşı? Evet şu da çok enteresan. Eşinin telefonda taciz edildiği iddiasıyla karakola giden D.I. şikayette bulunduğu telefon numarasının bir polis memuruna ait olduğunu öğrendi. İhbar edilen kişinin polis çıkması üzerine Dİ'nin şikayeti işleme alınmadı. İşleme almıyorlar. Polis çünkü. Ne diyorduk? Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'de polisin karıştığı asayiş sayısı, asayiş olası sayısı, olayı sayısı, normal bir vatandaşın karıştığı asayiş olayı sayısından fazla. Yani polis suç işleme meyilli. Özellikle suç işleme meyilli olanları polis yapıyorlar. Lan herkes suç işleme meyilli o de. E i̇şte Van'daki adamı seçtirmiyorlar mesela. Rezalet Bakanlığı buna izin veriyor. Polis engel oluyor. Niye alıyorsunuz belediye başkanımızı diyenlere. E polis nasıl olacak? Karakol bahçesinde ikinci kez darp edilen polis darp edilen Dİ, bu anları telefonuyla kaydetti. Polis memurları tarafından tehdit edilen deyi darp görüntülerini silmek zorunda kaldı. Hastaneye götürülen deyi hakkında doktor eksik rapor eksik darp raporu verdi. Savcılığa şikayette bulunan DEİ karakolun kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Kamera kayıtlarını inceleyip ne yapacaksın? Kamera kayıtları o gün çalışmıyordur filan derler. Olur biter. ha. Şimdi bu Ali Yerli kaya nerene dayarsan daya böyle bir namussuz var biliyorsunuz. Bunlar işte geçen vardı i̇şte bir telefon kılıfı muhabbetinden bir manyağın biri çıkmış bir kadını dövdü filan. Gereği yapıldı. Bunlar hemen sosyal medyaya yansınca. iki de bir böyle tweet atıyor bu adam. Gereği yapıldı. İşte biz suçlulara göz açtırmıyoruz. Vatandaşımız nerede bir suçlu var bunun videosunu bilmem ne böyle bir olay var. Hemen biz bunun gereğini yapıyoruz. Çok çalışkan adamlarız biz. Gereği yapıldı. O gereği yapıldı o yazıyorsun ya o affiliate tweet'ler. Buna da yazacak mısın? Ee, böyle bunu şey yapıp retweet yapıp geriye yapıldı işte vatandaşımızın işte tacizde bulunan polis memuru falan diye. Yoksa itti it ısırmaz. Hiçbir şey yapmayacak mısın? Ben bir şey yapacağını düşünmüyorum. Geriye yapıldı diyor. İş şöyle şek. Bu arada bir dakika ya. Van'da olan olaylar var. Dem Partili Muş belediye başkanı sırrı söylemez tutuklandı. Muş'a kayyum atanacak. Bunun Misvak Kaps denen e, Tayyipçilerin yayın organı söylüyor. 13 saat önce yayınlanmış. <laughs> ya arkadaş ya arıza mısınız siz? Ya niye seçtiriyorsunuz o zaman? Muş, Van, gibi yakında da diğerlerini de Iğdır'a da zaten müdahale ettiler. Diyarbakır bilmem ne oradan geçerler yine. İstanbul ve Ankara Meclisi'nde 5 sene boyunca AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Cümlesi duyulmayacak. İnşallah darısı meclisin meclisinde başına Erdoğan soyadı gibi can diyerek övmüştü aday tanıtım toplantısında. Çamlıdere hedefim %90 şeklinde konuşan bir adam vardı ya. İstemiyorum bir tane 90 Aynen bu tonlamayla konuşuyordu. Açın bakın arkadaşlar diye tezahürat yapan hazım Caner Can %26.19 alarak koltuğunu kaybetti. AKP'ye yaptığı adaylık başvurusu reddedilince yarışa bağımsız giren eski bürokrat Adem Ceylan oyların %49'unu alarak Çamlıdere'nin yeni belediye başkanı oldu. Bağımsız aday olmuş. <laughs> i̇şte böyle tokat. Güzel böyle şımarıklara tokat. Hah. öyle. İstemiyorum bir tane noksan. Git şu tarafta oyalan. Ali Babacan vakit kaybetmeden tüm seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Nerede hata yaptık masaya yatıracağız. Ya şimdi Ali Babacancığım tamam da yani nerede hata yaptık derken bir tane ilçe kazanmışsın. Bir tane de belde kazanmışsın. Toplam 150 bin olay almış. 0.33. Diğer Davuloğlu ile birlikte Davuloğlu'nun da videoları falan dolanıyor. işte adam şey diyor. Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Bir bilmem neyle böyle Anadolu ayağa kalkan falan da Anadolu sana oy vermedi. Daha ayağa kalkacak. Ya şimdi bir tane de parti çıkmış. Bir parti varmış. Siyasi parti. O da katılmış arkadaşlar. 3 tane oy almış. 3. Ben katıldım Bak bana bana bile arkadaşlar basmışlar. Evet yollamışlar. Ben katılsam daha fazla oy alırım yani tek başıma. Hiç hiçbir program bilmem ne yapmadan yani. Enteresan. Yine şükrediyorum yani. Yani 150 bin oy almış benim o abone sayısının iki katı. Yani, bir yani hata yaptık diye. Yani hatalık bir durum yok yani. Zaten sıfırdasın şu anda. Hani da bundan daha kötüsü olabilir mi senin için bilmiyorum. Yani bu olmaması lazım. Hani 70 bin tane dostun vardır. 70-80 bin ne bileyim. 150 bin tane oy alabilirsin. Çok enteresan. Yani değerlendir, değerlendir de yani değerlendirilebilecek bir durum değil yani bir başlangıç noktası değil bu. CHP'li Günaydın anlattı. Bir saat önceden seçim kuruluna giden Süleyman Soylu videosu var. Sözcüde mi nerede bir yerde konuşuyor. Kadın hakime beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız demiş. Köpeğe bak utanmaz bunlar iyi alıştı ya bunlar alışmış kudurmuştan beter şeye soruyor şeye e, emrediyor hakime e şimdi tabii adam düşünüyordur bütün bunlar bizim emrimizde zaten bizim emrimiz haricinde bizim aldığımız bir hakim tavcı avcı yok zaten olması gerekenleri biz terörist FETÖ'cü bilmem ne diye hapse atıyoruz filan CHP'li günaydın işte anlatıyor arkadaşlar videosu da var Oy farkının az olduğu Gazi Osman Paşa'da ilçe seçim kuruluna gelen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun odasına gittiği hakime beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız dediğini anlattı. CHP'li Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın. Ya tamam aynı tekrar etmeme gerek yok. 31 Mart gecesi oy farkının az olduğu İstanbul'un Gazi Osman Paşa ilçesinin bilmem ne gece 04'te Gazi Osman Paşa ilçe seçim kurulu ne hak yeriz ne hak yeriz ne de hakkımızı yederiz paylaşımını sorulan günaydın. Bu fotoğraf o kadar anlamlı ki İstanbul'da 39 ilçe var milletvekillerimizin tamamını milletvekili olmayan parti meclis üyelerimizin ilçelerinin tamamına dağıttık ama yetmedi. Tamam meseleye gelelim. Biz il başkanlığındaydık. Onu duyunca il başkanı Özgür Çelik'le hemen Gazi Osman Paşa'ya gidelim dedik. Oradaki baskıyı görünce milletvekilimiz Ali Gökçek Pendik'teydi. Rica ediyorum Gazi Osman Paşa'ya geçin dedim. Onların yanında iki milletvekili ve bir başkan. La, hadi ama ya. Çok, tamam işte arkadaş özü bu bir yerde içeride kaldı yani. Reklam girmesi ya o kadar reklam giriyor ki şeye e, ben okurken. Onu sileyim derken şey kayıyor ekran kayıyor yani haber kayıyor gıcık oldum. Yani işin özü arkadaşlar. Sülo Gestapo gidiyor. Hakime sizinle niye ayağa kalkmıyorsun falan diyor. Benim, benim, benim önümde bir de secde etmen lazım ben. Tabii. AKP'nin temsilcisiyim ben ya yani. Niye ayağa kalkmadınız diye e, azarlamış kadını. Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız demiş. O da galiba Siz niye ayağa kalkayım falan ben hakimim falan demiş. Morallerin bozuk olduğu CNN Türk'te Ahmet Hakan konuklara seslenerek programı canlı tutmaya çalıştı. Hadi abiler. Her bir de amigo gibi ya ne kadar üzgün adamlar. <laughs> Böyle bir ıhlaya pıhlaya geliyorlar. Böyle konuşsak mı konuşmasak. Moralleri bozuk Selvi. Abdülkadir. Hadi filan yap hadi koçum hadi. Hadi çıkın bir de oynayın. Namussuz adamlar iyi oldu diyeceğiz. Evet bir şamarda Erzurum'da AK Partili Erzurum BB Başkanı Mehmet Sekmen'in ondan çoban bile olmaz diyerek küçümsediği Yeniden Refah Partisi'nin Aziz Yağdayı Emrullah Akpınar seçimi kazandı. Akpınar 20 yıldır AKP'nin yönettiği ilçede kepenek giyerek zafer turu attı. Yabanların giydiği kepenikten girerek. iyi olmuş çok iyi aferin. Şırnak, Eruhu, Baykanı, Kozlu, Gercüsü ve birçok Gercüsü ve birçok yeri dem, kaybettiren polis ve askerler Batman Havalimanı'nda dönüş kuyruğunda görüntülendi. Bilal Erdoğan'ın rant elemanı Beyoğlu Belediye Başkanı da kaybetti. Şu hatırlıyor musunuz şu görüntüyü? Bu adam şey diyordu Bilal Erdoğan'a işte ya şurada bir bina var bilmem ne var şunları da biz alsak bilmem ne filan ne öyle bir push derif. Beyoğlu Belediyesi yolsuzluk ve rant konusunda ayrıca ele alınması gereken bir belediye sahip Sefa'nın tweet'i. Yeni başkan tekbiri susturdu. Enteresan, güzel. Sivas'ta seçimi kazanmalarından sonra tekbir getirerek gösteri yapan Büyük Birlik Partilere yeni belediye başkanı Adem Uzun ayar verdiğinde tekbire karşımızdakiler de Müslüman arkadaş filan diye. Hmm. Güzel, güzel, güzel. Yani beni çok böyle senmem, presyon para çok böyle etkilemedi, wa wow, falan olmadı mı? Olması gereken o zaten. Ama bunlar işte şey, bir o şimdi güç kayması ister istemez yaşandı. Kendilerine gelmeye başladılar böyle. O pervasızlıklar, o şeyler biraz daha dikkatliler şimdi. Eskiden olsa belki olmaz hiç bu umurlarında bile olmazdı bunun. Şimdi biraz daha dikkatle işte olması gereken bu. Onun için Türkiye gibi bir ülkede bir gücün bir yerde toplanmaması lazım. O zaman boku çıkıyor. Yani her zaman stratejik olacaksın. Yani ben şey bile olsam, çok koyu bir CHP'li bile olsam, her şey CHP'nin eline geçmişse belediyesini başka bir partiye veririm. Yapmaya çalışırım bunu. AKP'ye vermem de. Eee... Evet bitti arkadaşlar sesli gazetemiz. Bakalım olayları bekleyelim görelim ne olacak bu sesli gazeteyi bitinceye kadar şey yani yenilenceye kadar bilmiyorum bir şey değişir mi sanmıyorum ama. Hadi bakalım hayırlısı olsun ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın özgür olun özgür kalın canım arkadaşlar.